Oy. Vay arkadaş, bir türlü açılışı yapamadım sizlere, iyi mi? Yapamadım vallahi. Saçımdı, başımdı, rüzgardı, kediydi derken. Öf, çöp yollarında bir video açılışı yapayım dedim. Benimkiler olmadı. Hadi baştan alalım. Merhabalar canlarım. Hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz hayatım. Evet. Çöpü attım geldim. Akşam boşaltmamıştık. Şimdi dedim gideyim boşaltayım. Yollarda bununla uğraştım. Şakşukayla. Rüzgar çıktı. Saçım bozuldu. Ay, hemen sizlere bir hal hatır sorayım. Yoksa ben dırlanmaya devam edeceğim. Nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bizleri soracak olursanız şükürler olsun Allah'a. Bizler de çok çok iyiyiz. Bir de nefes nefese kaldım. Arkamdan sanki atlı kovalıyor. Hızlı hızlı gideyim geleyim dedim. Uf. Evet. Hakan Bey uyuyor. Saat şu anda 9. Uyusun. Uyuyabildiğine uyusun. O uyandıktan sonra güzel bir kahvaltı yaparız. Kahvaltıdan sonra da şeye gideceğim. Fatma'nın yanına. Arabayı almaya gideceğim. Kırmızı arabayı. Onu tamire vermiştik. Sağ olsun Ahmet yaptırdı. Allah ondan razı olsun. Onun işi bitmiş, gideyim alayım diyorum. Bu arada şeyi soran arkadaşlar da var. Şuraya oturayım be. Ayakta anlatmayayım. Hani arabaya vuranı buldunuz mu? Bulduk. Fatih Bey buldu. Zehir Afiye. Polisten önce Fatih buldu arabaya vuranı. Ben sizlere anlatmadım. Şey, köye gelirken köy yolunda bir böyle gölet gibi bir şey var. Birkaç kere orada sizlere video çekmiştim ben. Göstermiştim orayı. Orada arabaya vuran arkadaş oraya park etmiş. 3-4 arkadaş sohbet ederken öyle Fatih de geçiyor. Fatih de kamera görüntülerini izlemişti daha önceden. Görmüştü arabayı. Bir bakıyor araba. Hemen gitmiş yanlarına. Zaten Fatih oraya giderken anlamış beyefendi. Başlamış özür dilemeye. Şöyle böyle vesaire bilmem ne. Fatih de demiş arkadaşım. Yani vurduğun zaman markete bir anons yaptırsaydın benim hanım çıkardı, aranızda anlaşırdınız. Yani neyse, öyle konuşmuşlar yarım saat 40 dakika. Ondan sonra tamir ettirelim vesaire bilmem ne. Dedi Fatih, biz polise de verdik. Anlaşırız mı anlaşırız bilmem ne, kendi aralarında konuşmuşlar. Özetle arabaya çarpanı Fatih polisten önce buldu. Diyorum ya, Zehra Afiye gözler fıldır fıldır. Yakalayıvermiş arkadaşı. Allah büyük işte, bak böyle önümüze koyuyor. Rabbim kimsenin yaptığını yanına kar bırakmıyor güzellerim be. Aynen öyle. Değil mi? Sen de kimsenin arabasına vurup kaçma. Değil mi? Güzel kedi. Ben şimdi çıkayım yukarı. Çıkayım da yavaştan yavaştan kahvaltı hazırlığı yapayım. Yumurta haşlarım, zeytin, peynir, şöyle ana oğul gene karşılıklı bir kahvaltı yapalım. Güzellerim ondan sonra dediğim gibi kahvaltı sonrası bir Fatma'yı arayayım da evde mi? Evdeyse öyle giderim. Evde değilse artık ne zaman gelirse o zaman hep birlikte gideriz. Ben var ya, kahvaltımı şimdi yapayım. Hakan'ın uyanmasını beklemeyeyim. Çünkü benim yutulacak ilacım var. Saati geçmemesi lazım. En iyisi ben önden yapayım da artık Hakan da kalktığı zaman. Yumurtalarımı da koydum. Haşlanıyor. Kendime bir kahvaltı tabağı hazırlayayım. Biber, domates, zeytin, peynir, yumurta. Bana bunlar yeter. Hatta dün gece 1:30'da yattı. Bayağı bir ders çalıştı ama. İlk başta Fatih ile çalıştılar. Yoğun bir şekilde test falan çözdüler. Ondan sonra kendi tek başına çalıştı. Geç yatınca uyandırmak da istemiyorum. Uyusun bakalım. Bunlar burada dursun, dolaba koymayayım. Zaten aklına yine hazırlayacağım uyandığında. Kendime bir domates çıkarayım. Kahvaltımı yaptım. İlacımı da içtim. Şimdi
sobayı yakacağım. Aslında yakmayı düşünmüyordum. Ha dedim şöyle güneş tepede. Öğlen falan ortalık ısınır. Yok ısınacak gibi değil. Rüzgar da var. Bayağı da soğuk. Bayağı bayağı soğuk. En iyisi sobayı yakmak. Değil mi? Şunu bir götüreyim yukarı. Ondan sonra makineye çamaşır atacağım. Makineyi çalıştırdıktan sonra şu kovayı boşaltırım. Hemen doldururum. Yedekte dursun. Bu odunların da bazıları çok uzun ya. Uzun olduğu zaman sobanın kapağı kapanıyor. Şöyle 2-3 tane koyayım. Gerisi çalı çırpı. Aralarına dolduruvereyim şöyle. 2 günden beri biliyorsunuz yedek video izliyorsunuz. Söyledim sizlere. Bazı arkadaşlar hani söylediğim videoyu ya izlemediler ya da bilmiyorum artık. Gene bana bir sürü laf söylediler. Millet canıyla uğraşıyor, sen saldalarda geziyorsun diye. Hayatım depremden önce çekildi o. Saldaya gitmelerimiz, ondan sonraki video. Bilmiyorum. Ne diyeyim, bir şey demeyeyim her zamanki gibi. Şeyi soranlar da var. Dur bak, o aldık ya bahçe süslerini. Onları kaça aldın diye soran arkadaşlar var. Onların tanesini 10 liraya aldım. Normalde o fiyatta değil onlar. İşte sezon sonu diye hani kış geldi ya, artık orada satış yapamayacaklardan dolayı. Hani 10 liradan verdiler. Sağ olsunlar, Allah razı olsun. Hop 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 hop. Şakşuka. Yedi Beşiktaş'ı. Beşiktaş'ı yedi. Gel buraya. Miskin. Gel. Hayır. Gel. Al 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 al. Kedi. Gel. Oğlum. Al. Gel buraya. Gel. Tellerden de geçemiyorum ya. Beşiktaş'ın üstüne çıktı. Böyle yatırmış. Bir dakika hayatım, şunları bir ayırayım yoksa birbirlerini yolacaklar. Gel. Gel buraya. Gel. 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 Gel buraya. Gel buraya. Gel. Hayır. Ama yiyin birbirinizi. Bana ne be. Sizinle mi uğraşacağım? Dedirttiriyorlar ya. Oy. Allah Allah. Neyi paylaşamıyorlar anlamadım ki. Aman yeter bu kadar doldurdum ya. Yeter. Kediler. Kediler. Gel. Hayır. Hayır. Bakar mısınız? Beşiktaş yazı korkudan yattı. Hayır. Gel, al, alın. Mama vereceğim size. Gelin. Gelin buraya. Gelin. Gel. Şakşuka. Gel. Ben gideyim en iyisi oraya da. Şakşuka rahat vermeyecek. Kalsın mı buradan? Kalsın mı? Kalsın kalsın. Oo, ne kadar ağır senin çantalaktan. Tüm kitaplarımı koydum ya oraya. Oğlum. Efendim?
Tabii sen hepsini şey yaptığın için değil mi? Evet. Bu kadar ağır taşıdığın zamanları da biliyorum Hak'tan seni. Nasıl taşıdın? Bir ara 8. sınıfta. Aynen oğlum. Allah güç kuvvet versin çocuklarımıza. Bildiğiniz gülle. Çanta değil gülle. Çok şey. Ben de buraları bir süpüreyim dedim. Divanın altını falan süpürdüm. Hak'tan'ın olduğu divanın altını da süpürdüm. Burası bitti. Şimdi neresi? Yatak odası, mutfak, antre. Canlarım. Bu arada öğlen ezanı okunuyor. Öğleye ettik. Aziz Allah. Aynen. Şimdi ben devam edeyim mi oğlum? İzninle. Evet. Uzun benim. Şekersiz içeceğim kahveyi. Dur bakalım bir. Bilirsiniz beni, bol şekerli içerim Türk kahvesini. Nescafe'yi de öyle. Çayı da öyle. Vazgeçemiyorum. Şimdi dediğim gibi bir şekersiz deneyeyim. Bir alışsam. Ne güzel olacak. Böyle denemeler yaparaktan alışırım herhalde. Döne yenge de sobasını yaktı. Şimdi tütmeye başladı. Ama dışarısı hakikaten çok soğuk ve de sanki yağmur yağacak gibi. Bayağı bir hava kapadı. Yağsın bakalım bereket. Şimdi kahvemi içeyim. Ne yemek yapacağımı düşüneceğim. Bu arada Fatih'te bugün Alanya'ya gitti. Belki bu akşam köye gelmez. Alanya'ya gitti. Orada işi geç bitecekmiş. Ben de hiç köye gelmeyeyim. Şeye giderim, Antalya'ya. Kalırım bir gece orada. Yarın da gelirim dedi. Olur dedim yani. İşi geç bitecek. Boş boşuna oradan buraya kadar yorulmasın. Yorgunluk yaşamasın. Ne yemek yapacağıma karar verdim. Ne yemek yapacağım Hak'tan? Köfte. Neli köfte? Şöyle göstereyim sana. Görüyor musun oradan? İçinde şey var. Az bir şeycik kıyma. Ondan sonra az bir şeycik bulgur. Köftelik bulgur. İnce. Hani kısırlık oluyor ya böyle şey. Ondan sonra birazcık tuz, birazcık karabiber. Sence ne olacak bu? Bana bakıyor şu anda. Bak burada da şey var. Unlu bir tepsi. Ve şu anda yoğurmaya başladım. Bir şeyin içine mi atacağım top yapıp? Evet, top yapıp. Ozan'ın demesiyle top yapıp kaynayan bir tencerenin içine atacağım. Bak ipuçları veriyorum. Daha önce tabii çok kere yedim bu yemeği. Su yok yani. Yaklaştın. Limon tadı nasıl? Ekşili köfte. Bildi. Benim oğlum lep demeden leblebiyi anlıyor. Kuzucuğum benim. Evet, ekşili köfte yapacağım. Kıyma çıkardıydım. 250-300 gram kadar kıyma böyle. Onu çıkardım, yarısını yapacağım bak. Yarısını da yarın başka bir şey. Çünkü patates, havuç falan da olacak. Bir de biz bugün Hak'tan'la baş başa olacağımız için böyle az bir şey yaparız. 2 kişilik. Yarın da kıymanın yarısını mantar yaparım. Ya kıymalı mantar yaparım. Mantarım var elimde. Ya da kıymalı tarhana çorbası. Yaparız bir şeyler değil mi oğlum? Allah'ın izniyle. Oh, sobanın yanında sıcacık. Önce şeyde yapacaktım mutfakta. Dedim geçeyim içeri sobanın yanına. İnanın var ya, sanki böyle kar soğuğu çok çöktü. Yani öyle bir keskin soğuk oluştu.
Kapıyı da açtım da mutfak falan ısınsın. Yatak odası falan. Bu kadar yoğurdum yeter şimdi, yuvarlayalım. Düşündün mü isim? Hatta şöyle küçük küçük yapayım. Zaten bulgur şişecek. Loki olabilir. Loki. Loki de güzel. Şansın yavrularından bir tanesini Hak'tan sahiplendi. Hak'tan sahiplendi. Annesi bakacak. Çok tatlış olanı seçti. Hepsi birbirinden tatlı ama sarılı beyazlı olanı erkek. Oğlum da sarı. Lucky miydi ismi? Loki miydi? Loki. Ha, Loki. Loki de sarı. İsim düşünüp duruyor. Ben de dedim ki paşa koyalım. Kral koyalım. İlk başta bıdık mıdık dedim de onlar çok şey diyor. Biraz da şöyle diyor, sert bir isim olsun. Loki, Hera, Ares. Bunlar gayet sert hatta. Ama beğenmedi. Onları da söyledim. İyice annesinden bir şey olsun da bağımsızlaşsınlar, emiyorlar hala. Bızdıklar, kocaman kocaman oldular. Hepsi nereden baksanız 3'er kilo, 4'er kilo böyle. Dopiş dopiş. Hem mama yiyorlar hem anneyi emiyorlar. Hayırlısı olsun. Hak'tan istiyor. Bakalım. Kızım. Ama sen sık sık köye gelmiyorsun ki, böyle ara ara geliyorsun. Lucky seni özler. Geliriz yanına. Gelirim artık sık sık. Bak bak. Lucky. Lucky için gelecek. Loki. Loki. Okunduğu gibi de yazılıyor. Okunduğu gibi de yazılıyor mu? Loki. 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 Oğlum daha kolay bir isim bulsana. Paşa kral. Ben başka bir şey söyleyeyim. Olmaz öyle. Şimdi Loki'yi buraya getiririz. Sonra sen köye gelmezsin. Loki ile baş başa bırakırsın beni. Bakımıydı, oydu, buydu. Gelirim ya. Zaten anası da burada. Kedişkolar da var. Neyse gelirim. 3 tane kuş. Ya. Her hafta gelmeye çalışırım. Her hafta gelmeye çalışırsın. Loki bana alışacak. Hep beni göreceği için. Gerçi sen de mecbur Antalya'da olmak zorundasın oğlum. Ben gezeceğim onu, her yerde gezdireceğim. Sen onu yapabilecek misin? Böyle bir iki saat dışarıda dolaştırabilecek misin? Vaktin olacak mı? Oğlum dolaştırmaya ne gerek var? Onlar kendi gidip gezecekler. Tasma da alacağım. Tasma. Tasma alma oğlum ya. Tasma alacağım. Niye? Ne olur ne olmaz. Nasıl ne olur ne olmaz? Yani başka bir köpek görür, saldırmaya çalışır. Tutmam gerekir. Yok oğlum. Ya da zapt etmek için. Ben almak istiyorum. Ya öyle böyle tasmayla gezdirme. Ha boynuna bir tane tasma alınır. Hani sahipli olduğu işte bilinir köyde. Alışması için tasma olması lazım. Anneciğim alışır o, alışır. Bir zaman sonra tasma. Bir zaman sonra tasma takmıyor zaten. Şey yapacaksın. Alışsın diye sana. Evet. Dur bakalım. Ablaları ve abileri duydunuz. Ben onu yıkarım bir de. Harptan sık sık köye gelip Loki'sini yıkayacak, gezdirecek. Görürsün. Göreceğiz. Dün dalga geçiyorlar Fatih abiyle. Ama dalga geçilmeyecek gibi değil. Aa dalga deme, ben dalga geçmedim. Fatih abinin şeyini bilemem de ben dalga geçmedim oğlum. Ama şey yapacağım biliyorum, benim başıma kalacak.
Loki de. Aman Loki. Loki de. Hayır kalmaz. Neyse bakalım hayırlısı olsun. Zaman ne gösterir bilemeyiz. Hep birlikte yaşayıp göreceğiz haktan. Köftelerimi yuvarladıktan sonra 3 adet patates, 2 tane de havuç. Hemen şöyle küp küp doğradım. Şimdi yağım kızsın. Önce 2-3 dakika havuç ve patatesi güzelce bir kavuracağım yağda. Ondan sonra üzerine soğuk su ilave edeceğiz. Bu kadar kavruldu yeter. Şimdi suyumu ilave ediyorum. Tamamdır. Su kaynadıktan sonra köfteleri ve sarımsağını ilave edeceğiz. Su kaynamaya başladı. Hemen şu sarımsağı içine bir atayım. İlk başta. Şimdi köfteler. Hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Ocağımın altını kısayım da kısık ateşte kaynasın. Terbiyemin malzemelerini de hazırladım. 1 su bardağı yoğurt şurada. Ondan sonra bunun içinde de 1 yumurta sarısı, 1 yemek kaşığı un, yarım da limonun suyu. Çırpıcım gel bakalım. Şöyle bir çırpayım. Yoğurdu da ekleyelim. Tuzunu en son koyacağım. Terbiyeyi koyduktan sonra. Yani ocağın altını kapatmamı 5 dakika varken tuzunu da ilave ederim. Hazırlamış olduğum terbiyenin üzerine 2 kepçe sıcak sudan alıyorum. Bir daha karıştıralım. Sıcak suyla açtığım terbiyeyi şimdi tencerenin içine boşaltabiliriz. Bir taraftan karıştıracağım, bir taraftan da yavaş yavaş dökeceğim. Yemeğim pişti. Artık ocağın altını kapatabilirim. Bir 5 dakika önce tuzunu ilave ettim. Çok az bir şey karabiber, çok az bir şey de kuru nane koydum. Mis gibi oldu. Bu arada saat de 4 oldu. Evet, akşamı ettik gene. Ne oldu? Şans Hanım, hoş geldiniz. Ne zaman geldin sessiz sessiz? Ha? Bu benim güzel kızım. Ne yapıyor yavrular? İyiler mi? Nasıl masum duruyor ya? Şunun duruşuna bir bakar mısınız? Güzel kız. Tamam, birazdan yemeğini getireceğim, hazırlayacağım. Senin de yemeğini getireceğim. Beşiktaş görünürlerde yok. Şakşuka'yla dövüşünce bayağı bir korktu herhalde. Azman kedi, Azman. Şirinler diye bir çizgi film vardı, hala da var. Orada Gargamel'in kedisi Azman vardı, bilirsiniz. Onun gibi aynı. Ben de şeye doğru gidiyorum. Esma'nın bahçesine bakacağım. Çimlenen var mı diye. Onlar da bir ara ektiler ya. Maydanoz, marul. Oydu buydu. Bir bakayım. Aklıma geldi mutfaktayken. Bak ya benden önce gidiyor. Benden önce. Partiye mi gidiyorsun? Hüseyin. Hüseyin müziği açmış. Son ses. Şuralarda ilerlerde çimlenen bir şeyler var ama çok da ilerlemek istemiyorum. Şöyle.
Orada marul gibi bir şeyler var. Fideden mi ektiler acaba? Evet evet, onları fideden ekmişler. Daha çok fazla çimlenen bir şey yok. Aa, şunlar ıspanak. Kız, ıspanaklar şey olmuş. Ufaktan ufaktan çimlenmiş. Gel hadi gel. Gel buraya. Gel gidelim. Koş. Koş gidelim. Oh gençler, ne güzel. Ne güzel müzik dinliyorlar. Ahırımız. Ahırımız. Arkadaşlar soruyor. Birçok kere de söyledim. Ve de bazı arkadaşlar da mesela yazıyorlar. O arkadaşların yorumunun altına. Sizin keçilere ne oldu diye. Bizim keçiler Esma'nın annesinde iyiler. Bebeler kocaman olmuş. Artık bebeklikten çıkmışlar. Bildiğiniz büyük. Böyle şey olmuşlar. Keçi olmuşlar. Kocaman kocaman. Esma'nın annesi de çok güzel bakmış. Semirmişler yani. Heh. Ana başka bak bak bak. Bak başka ziyaretçimiz var, bu kara köpek. Bu köyün şeyi, belalısı. Kara köpek. Bak yiyor, yesin ya. Oralarda şey var ya mama. Yesin hadi yesin. Elleşmeyelim. Gidiyor, tasın içinde mama vardı. Gene gel gene, ara ara. O çok fena. Hani öyle insan falan kovalamıyor ama çok güzel fırlıyor, harlıyor. Gördün mü, arkadaşın geldi. Gördün mü? Bana ne diyorsun? Peki. Onun derdi yemek. Bir karnını doyurayım. Ben var ya, sabahtan kovayı doldurduktan sonra makineyi çalıştıracaktım. Unutmuşum. Unutmuşum. Yemek yaparken aklıma geldi. Hemen çalıştırdım. Şimdi makinem durmuş. Nasıl vereyim şunları da? İnşallah kurur. Artık sabaha kadar kurmazsa sabahtan akşama kadar kurur. Düşürdün onu, öyle bak şimdi. Düşürdün onu. Ne güzel oynuyorsun ya. Takayım mı yerine? Takalım mı yerine onu? Dur. Gerçi şimdi ellemeye kalksam bana da şey yapar. Oyunu bitsin de sonra yerine takarım. Ay oğlum, dışarısı çok sıcak. Ay sıcak. Soğuktan beynim donduğu için şey oldum. Ne oldum? Nevrim döndü. Soğuğa sıcak, sıcağa soğuk demeye başladım. Oh, yağar yağar. Buraya var ya, kar yağar. Yağız, yağıyor zaten de. Eğer böyle iyice şey olursa patır patır düşer. Ne güzel olur değil mi Aktan? Evet. Kar yağsa. Lapa lapa. Uy. Azıcık ayaklarımı uzatayım da. Çoraplarım da havlu çorap, böyle kalın çorap. Gene de buz gibi oldu parmaklarımın ucu. Buz gibi oldu. Arabayı almaya gidecektik bak Aktan. Evet. Fatma ablandan. Gidelim. Gidelim mi? Hı. Gelirken sen getirirsin. Evet. Ondan gidelim diye, biliyor musunuz? Ondan gidelim diyor. Yoksa hiçbir kuvvet Haktan'ı şu divandan kaldıramaz. Soba yanıyor. Oh ne güzel, mis gibi. Keyfi yerinde. Bir Loki kaldırır yerinden, gelse şimdi. Hev 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 hev. Loki. Loki. Öğrenene kadar artık. Ben ona başka bir isim bulurum. Hayır. Lorke desem, Lorke, 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 Loki, Loki, peki.
Bir o yerinden kaldırır, bir de araba. Bak gidelim diyor almaya. Gitmeyelim gitmeyelim dursun. Lazım olacağı zaman gider alırım ben. Zaten yürüme mesafesi Fatma'nın evi 10 dakika. Onların evinin önünde dursun. Oh. Ayaklarım ısınmaya başladı. Size biraz şeyden bahsedeyim. Antalya'daki evden satılığa çıkardık ya. Bir sürü arayan oldu. Gelenler oldu. Kardeşimde de anahtar var. Onlar falan gezdirmişler biz köydeyken. Biz Antalya'dayken de iki kişi geldi. Şey sıkıntı ne biliyor musunuz? Asansörün olmaması. Gelenler eve bayıldılar. Gelenler bayıldılar ama asansör işte. Bizim mahallede hemen hemen hiçbir binada asansör yok. Hep dördüncü kat böyle olduğu için üç kat, dört kat. Bizim mahalledeki binalar öyle. Yapmamışlar zamanında asansör. Koyulmamış. Yalnız iki kişi var. Bir tanesi yabancı. Nerede yaşıyor dediler. Hollanda'da mı? Yalan olmasın vallahi. Ya Hollanda ya Almanya. İkisinden bir tanesi emlakçı. Türkiye'ye taşıtacakmış. Evin resimlerini göstermişler işte. Siteden çok beğenmiş. Bir o. Bir tane de Antalya'da yaşayan bir hanımefendi, beyefendi. Onların ikisi ciddi anlamda alıcı. İşte Fatih'le irtibat içerisindeler. Hayırlısı olsun. Fatih de geçenlerde şey diyor bana. Bahar'ı beklemeden hemen şeyin evin temelini kazdırsak mı, yapmaya başlasak mı falan dedi. Dedim vallahi Fatih şimdi kış geliyor, havalar soğuk. Zor olur. Bilmiyorum yani Fatih istiyor. Sen ne diyorsun Aktan? Sana fark etmez doğru. Hayırlısı olsun diyelim oğlum be. Ama buradaki evimiz de pek güzel olacak. Ya bahçesinde Loki koşturacak. Sadece Loki değil. Bir sürü kedimiz, bir sürü köpeğimiz olur. Koca bahçe. Ama Loki. Loki. Ağası olacak herhalde. Bahçenin ağası. Evet. Hadi bakalım. A mı desek acaba? Loki A. Bugün Aktan videoda dış ses ablaları. Bazen böyle görünüyor, bazen görünmüyor. Sizler alıştınız Aktan'a. Bugün dış ses. Bakalım yarın ne olacak? Yan ses. Olabilir mi Aktan? Olabilir. Beni dinlemiyor kız. Kulağında bir kulağında kulaklık var. Ben konuşuyorum ya. Anasının kuzusu. Yakışıklı oğlum benim. Selfie boylum. Bak ablalar diyor ki oğlun o kadar çok sana benziyor ki saçları siyah olsa aynı sen. Ben de böyle baktığım zaman hiç şey yapamıyorum ya. Ne bileyim. Hani gözleri, yüz siması falan böyle yazıyorsunuz sizler. Kendime hiç benzetemiyorum. Benim oğlum daha güzel. Benden daha güzel. Sen... Annem sensin yani. Senin, annen benim senin, tabii ki. Senin şeylerin var. Neylerim var? Tohumlarım. Neylerim? Ona ne denir ya? Senin tohumuz yani. Tohum değil oğlum, gen. Ya gen ama işte tohum yani. Tabii biliyoruz canım. Benim tohumlarım var sende. Genlerim var sende. Yani senden ben... Senden geldi yani. Neyi sen, benden geldi sana? Yakışıklılığım güzeldi. Heh, bunu demeni bekledim. Aslında bu kadar lafı uzatmadan. Anneciğim sen benden daha güzelsin. Tabii ki sana çekeceğim. İşte anasına bak, oğlunu al falan böyle. İltifatlı iltifatlar. Çocuk. Tohum, ata tohum, ata gen. Şarj bitiyor Aktan. Şeyin kameranın şarjı bitiyor. Sinyal vermeye başladı. Canlarım benim. Gideyim mi? Gideyim. Aa, kapandı. Kız kapandı. Pil
5 dakika kendine bakıyor kardeşim. Güzelliğime bakıyorum oğlum. Güzelsin dedin ya. Evet. O yüzden. Kendine bakıyorsun 5 dakikadan beri diyor. 5 dakika falan değil. Daha yeni bastım düğmeyi. Anneyle makara kokora yapma haktan. Kameranın şarjını taktım, yine geldim yanınıza. Güzellerim şey, dün akşam şarja takmayı unuttum. Sabah kalktığımda da baktım yarım vardı. Dedim bu beni idare eder. Gene iyi idare etti. Yani bütün gün iyi idare etti. Son anda gider ayak kapandı artık. Kusura bakmayın. Biz gidelim. Gidelim, bizden bugünlük bu kadar olsun. İnşallah yarınki videoda yine tekrar görüşeceğiz ve inşallah severek beğenerek izlediğiniz bir video olmuştur. Her biriniz her zamanki gibi kocaman kocaman öpüyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.